Sayın Cumhurbaşkanım, hayırlı günler dilerim. Selamünaleyküm. Ben Özkan Yıldız. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Coğrafya Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Samsunluyum. Samsun'dan geldim. Tabii ki benim sorum Teknofest üzerine olacak. 2022 yılında Teknofest Samsun'da gerçekleşecek. Dünya ve Türkiye genelinde Teknofest en çok talep gören, en çok ilgi duyulan festivallerden birisi oldu şüphesiz. Tabii ki bu festivalin bu ilgi duyulması ve bu sene Samsun'da gerçekleştirilecek olması tabii ki biz Samsun gençliği olarak bizi çokça heyecanlandırdı. Ve Türkiye'nin gençliği, Türkiye'nin geleceği olarak da bizleri her sene gururlandırıyor bu festivalin gerçekleştirilmesi. Öncelikle ben soru değil bir teşekkür etmek istiyorum bu fırsat bize verildiğinde. Sayın Cumhurbaşkanım, Milli Teknoloji Hamlesi gibi, Teknofest gibi organizasyonları gerçekleştirdiğiniz için, bunlara önderlik ettiğiniz için tüm Türkiye gençliği adına sizlere teşekkür etmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, nereden nereye dediniz? Kardeşi kardeşi kırdıranlar, üniversiteleri birbirine katanlar, çocuklara silah verip dağa çıkartanların aksine sizler bilime çocuklarımızı, gençlerimizi yönlendirdiniz. Bunun için Türkiye'ye yeni bir ufuk açtınız. Sizlere bu yeni medeniyet tasavvurunuz için tüm gençliğimiz adına, Türkiye'nin geleceği adına çok teşekkür ediyorum. Sizin gençliğe olan bir aşkınız var. Biz buna şahidiz. Allah şahit. Bu aşkın kahramanı sizlersiniz. Allah razı olsun Cumhurbaşkanım. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet. Şimdi tabii şöyle biraz zenginleştirmek gerektiğini, bu malum Teknofest'in şu anda başında bizim damat var. Selçuk Bayraktar. Selçuk Bayraktar nereli? Sürmeneli. Diğer damat da bizim, o da Caygar Ali. Dolayısıyla yani şu anda da bu yılki Teknofest'i nerede yapalım diye istişareyi benimle yapınca dedik ki yani bu yılın en favori şehri olsa olsa Karadeniz'de Samsun olur dedik. Çiğdem ablana dönüyorsun değil mi? Tabii şimdi onun da hakkını vermek lazım. Çünkü Samsun'da yapılacak olan Teknofest'e katılımı istiyoruz ki Doğu Karadeniz'i ve Batı'yı tamamen Samsun'da inşallah toplayalım. Ve muhteşem bir organizasyonu Samsun'da sağlamış olalım. Ve onlar da bütün imkanlarını seferber edecekler. Ve Samsun'da inşallah muhteşem bir Teknofest festivalini gerçekleştirmiş olacağız. Merhabalar efendim. Ayşenur Pehlivan, Trabzonluyum. Müsaadenizle soruma geçmek istiyorum. İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle büyük sıkıntı yaşarken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bildiğimiz üzere bir balıkçıya yemek yemeye gidiyor ve yardımcısı da İsviçre'de kar tatilinde olduğunu öğreniyoruz. Tabii bu zaman zarfında birçok siyasetçi ve gazeteci bu durumu yalanlıyorlar. Kısa süre içerisinde ise görüntüler ortaya çıkıyor ve zor duruma düşüyorlar. Benim size sorum şu olacak. Kar fırtınası yaşandığı gün balıkçıya giden bir AK Partili belediye başkanı olsaydı sizin tepkiniz ne olurdu? Ya şimdi şunu çok rahat, yani gönül huzuruyla söyleyebilirim. Yani bizim bu görevlere getirdiğimiz arkadaşlar böyle bir zamanda kalkıp da bir balıkçı restoranına gidip orada kafayı bulmaz. Zaten
biz arkadaşlarımızı seçerken, bu tür görevlere getirirken buralarda seçeceğiz. Onun derdi ne olacak? Sadece hizmet olacak. Çünkü her zaman konuşmalarımızda benim söylediğim bir şey var. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Ve bırakın sadece karı, karın dışında da meydanda yok. Biz ise deprem oluyor. Depremde neredeyiz? Arazideyiz. Dingöl depremi oldu. Gece yarısı arkadaşlarımla beraber, hep beraber biz Bingöl'deydik. Simav depremi oldu. Aynı şekilde oradaydık. Van'da bütün oradaki yıkımlar, şunlar bunlar bitene kadar ilgili arkadaşlarım, bakanlarımızla beraber hep beraber Van'daydık. Ya bunlar bakıyorsun işte afetler oldu. Bunlar meydanda yok. İstanbul'u sel bastı. Beyefendi Bodrum'da. Hayat böyle devam ediyor bunlarda. Yani burada neyi anlatacaksın? Ama genel başkanın bunlara yönelik en ufak bir operasyonu yok. Biz bir defa bu tür insanlarla yürümeyiz. Gereği neyse onu yaparız. Yani bunlarla ilgili de konuşmak bile bize zul geliyor. Ama artık diyoruz ki ya sabır. İnşallah 2023-2024'te benim milletim gereğini yapar diye.